Merhaba arkadaşlar, Bir Çiçek Masalı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü masalımız sukulentler ve hemen şu köşede kaktüsler. Tanıtım Balkon 2 videoma geçmeden önce videomun içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Benim ömür çiçeği dediğim, gerçekten insanın ömrünü ömür katan, kanaatkar, insan dostu, kendi kendine yeten bu bitkilerin bakımı, çoğaltılması, çeşitleri, isimleri gibi pek çok konuyu elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve yeni başlayanlar için de bazı püf noktalara değineceğim inşallah. Evet, burası benim açık balkonum. Kendi yaptığım sepet saksıların içerisinde muhteşem görünümleriyle, renkleriyle, tıpkı bir bayram şekeri gibi bizlere merhaba diyen Ekeverya ailesi, Perle, insana huzur veriyorlar gerçekten. Sukulentler dikensiz kaktüsler olarak anılsa da gövdesinde, yapraklarında, dallarında su tutma özelliğine sahip tüm kaktüs familyasını kapsayan bitkiler aslında arkadaşlar. Ve uç şekilde de çoğalım gösteriyorlar. Hemen şu köşeden başlayalım ve çoğaltımlarını da anlatalım sizlere. Binbir surat. Hemen dipten yavrularını bu şekilde vererek gelişimini devam ettiriyor. Ve aynı türden burada Sempervium 2 tane yavrusunu vermiş bizlere. Bunlar anne olmaya başladıklarında tekrar farklı saksıları alarak çoğaltımlarını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Yine bir Ekeverya türü var burada. Gördüğünüz gibi sepet saksılarımın diplerinde pek çok yaprak var. Bu şekilde dip kısımlarından yaprakları kırarak kuru toprak üzerine bırakıyoruz ve onların kök salmalarını sağlıyoruz ve bir müddet sonra gördüğünüz gibi köklenerek bu şekilde bebek sukulentler karşımıza çıkıyor ve onlar da bakar mısınız ne kadar tatlılar, anne olarak saksıları doldurup taşırıyorlar bir süre sonra. Üçüncü bir yöntemde ise şurada Grapto ailesinde kelle alma yöntemi, yani çelikleme yöntemi dediğim bir yöntem. Buradan kesim yaparak yine kuru toprak üzerine arkadaşlar bu şekilde, daha önce ben koparmıştım, almıştım bir tane. Hemen bu şekilde bırakıyoruz ve onun orada köklenmesini sağlıyoruz. Ve 3-4 gün sonrasında da sulamasını yaparak kök salımını gerçekleştiriyoruz ve o saksı içerisinde büyümeye devam ediyor. Burada tespih çiçeği dediğim bir tür sarkarak böyle saksılarda çok güzel görünüm sağlıyor. Şurada bir krasula türüm var. Hemen yanında yine bir binbir surat. Farklı bir tür var burada ve burada mini bir telgrafım. Dibinde bir yaprak. Evet, büyüyerek bu şekilde sürpriz çıktı içerisinden. Burada bir grapto türü. Sedumlar saksıların diplerini örtmede çok güzel görseller arkadaşlar. Ben genelde çok kullanıyorum sedumları. Bu da pıtırcık sedum. Hemen yanında Seneküya ailesinden bir tür ve aynı aileden burada sarkan bir türü var. Bakar mısınız, yaprak dokusu harika. Yine bir sedum var dibinde ve yanında yakut kolyesi. Gördüğünüz gibi çok güzel renkleri. Arkadaşlar, sukulent ve kaktüsler kesinlikle dış mekan bitkileri. Güneş. Thank you.
çiçeklenmeleri daha da azalmaya başlıyor. Şurada hemen para ağacı dediğim Crassula ovata, bir tür yine aynı aileden kedi merdiveni, graptolar, yine bir Crassula türü. Arkadaşlar pek çok türüm vardı ama geçen sene Ziraidon'da pek çoğunu kaybettim. Yeni yeni toparlanıyorum. Yeni yeni saksılarım dolmaya başladı. Bundan sonra inşallah satışlarım da başlayacak. Bazı kaktüs türlerimde, sukulent türlerimde. Taleplerinizi bekliyorum. Burada yine prenses çamı ve kamp ateşi, gerçekten havaların soğumasıyla birlikte yaprak dokusu tamamen kızaran bir tür. Yine üst çeliği almıştım ve dipten yavrularını vermeye başlamış bile. Hemen şurada bir kalanşo türüm var. Aleo buradan çiçek sapı çıkarıyor. Arkadaşlar genelde bu türler ve sukulentlerde çıkan bu saplardan çiçekler oluşumu başlıyor. Ve çiçek oluyor. Oradan da yavrularını veriyorlar. Ve sukulent severlerin olmazsa olmazı aşkın gözyaşları. Burada annesi var, büyük saksı da. Yaprak üzerindeki minik bebekler bir süre sonra toprak üzerine düşerek yeni bir oluşum gösteriyorlar. Ve pek çok saksı da bize sürpriz olarak aşkın gözyaşı karşımıza çıkabiliyor. Şurada da yine saksı dibine düşmüş bir tane, orada oluşum göstermiş. Farklı türlerim var burada arkadaşlar. Onların dikimlerini inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Balkonumun bu köşesinde sarı çiçekleriyle, kokusuyla hanım eli sarmaşığım çok güzel sardı burayı. Havaların soğumasıyla yaprakları sararıp dökülmeye başlasa da çok güzel bir görsel. Hemen dibinde ada çayım var. Çiçeklerin rengine bakar mısınız? Muhteşem. Çok güzeller. Hemen şurada bir aranjmanım var yine. Sempervium ailesi. Bunun da yaprak dokusu daha yeşil. Farklı türler var yine. Yine çelikleme yöntemiyle büyüttüğüm şurada türlerim var. Bunlar da renklerini aldılar, köklerini saldılar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Yine üst budomasını aldığım, yaptığım anonyum türü iki tane olarak saksıda gelişim gösterdi. Ben şurada kaktüslerimize başlayalım. Şurada Babusya dikenli incir. Henüz meyvesini vermedi ama evet, kaktüsler içerisinde meyve veren bir tür. Aynı türden yine burada Pitea ejder meyvesi. Bu da bu şekilde sararak, saçaklanarak, kök salarak gelişimini bu şekilde devam ettiriyor. Çok güzel uzadı. İnşallah meyvesi olursa onu da sizlerle paylaşırım. Şurada çiçeklendiği vakit çok güzel bir görsel oluşturan farklı bir türüm. Hemen şurada da var bir tür. Ve ön tarafta tavşan kulağı, Opuntia ailesi. Her renk mevcut arkadaşlar. Olmayan kişilere buradan inşallah göndermeye çalışırım. Beyaz tüylü olan, sarı olan. Şurada hemen yine şurada farklı bir tür var. Opuntia türünde. Şurada kırmızı tüylü olanı var. Hemen arkada da beyaz bir tür var. Evet. Leş kaktüsü Stapelia. Bu da çiçeklerini bekliyorum. Arkada kılçık atlas dediğim bir tür. Bu da yeni ekmiştim. Bu da ikinci dalı verdi. Tutundu sanırım. Gelişimi güzel. Şurada hemen mavi bir kaktüsüm var. Sütun kaktüsü. O da beşlik bir saksıdaydı. Çok güzel uzadı. Bu sene çok güzel çiçeklenen bu iki kaktüsüm. Hemen yanda yine Silvestri yılan kaktüsü. Fuşya çiçekleriyle çok güzel bir görsellik oluşturuyor arkadaşlar. Şurada Equinox, bu da çok güzel çiçeklendi. Şu iki saksımı göstereyim. Bunların yapımı, boyaması, süslemesi bana ait. Abi, evet, şeker tabağı gibi, bakar mısınız renklerine? Muhteşemler.
Bu sedumlar kıpkırmızı hale geliyorlar havalar soğuduğunda. Hemen yandaki de kızarmaya başlamış bile. Gördüğünüz gibi Krasula ovata'nın variegatası başka bir rengi. Şurada mavi, sarı, yeşil, kırmızı tonlarıyla harika görünüyorlar. Arkadaşlar ben saksı seçiminde bu tür yayvan saksıları tercih ediyorum. Altta drenaj delikleri olmalı. Toprak tamamen kuruyken bol sulama yapıp alttan suyun bu şekilde tabağına inmesini sağlamalıyız. Bu sukulent bakımında çok önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi, az önce bahsetmiştim, konumları çok çok önemli gelişimleri için. Açık havayı seviyorlar. Diğer bir faktör ise toprak seçimi arkadaşlar. Geçirimli bir toprak olmalı. Ben toprağımı kendim yapıyorum. Kompost toprak hazırlıyorum evdeki atıklardan. Bunu da anlatacağım inşallah sizlere. Dikim videolarım sonrasında gelecek. Hemen şurada benim baba kaktüs dediğim dev bir kaktüsüm var. Çoğaltımı nasıl oluyor bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Bu sene şu kısmı verdi, şu kolu. Aşı yapmayı düşünüyorum inşallah. Şurada yine opuntiya türlerim var. Ve hemen böyle uzayarak devam eden burada kaktüs türlerim. Şunun yavrusunu göstereyim. Yine beşlik saksıdaydı. Ve yavrusundan daha küçük bir görünümü vardı. Şimdi saksıyı doldurdu. Çok güzel uzadı. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel gelişim gösterdi. Şurada yine farklı bir türüm. Yine şurada bir aranjman tabağım var. Şu türü göstermek istiyorum. Büyümesini, çoğalmasını çok istiyorum. Görseli çok harika. Yine mavi türler ve afra türü. Kendi yaptığım sepet saksılarda çok güzel gelişim gösterdiler. Tombik kaktüse bakar mısınız? Yaprakları gayet etli, gayet sulu. Gerçekten kendi kendine yeten bitki türü arkadaşlar. Sukulentler. Şurada farklı bir türüm var. Bebekler gayet annelerinin diplerinde bu şekilde çok güzel gelişim gösteriyorlar gördüğünüz gibi. Üst taraftan aldığımız vakit alttan gerçekten coşkun bir şekilde geliyorlar. Budama yapmaktan çekinmeyin. Daha güzel gelişim gösteriyorlar. Saksılar doluyor arkadaşlar. Yine sedumlar içerisinde farklı türlerim var. Şurada yine renklere bakar mısınız? Çok güzeller. Bunlar bebekti. Bunlar da anne olma kıvamına yavaş yavaş geliyor gibiler. Evet, çok güzel gelişmişler orada. Yine yakut kolyesi. Şurada bir kalanşon vardı. 3-4 tür vardı arkadaşlar. Budama yaptım ve bütün türlerin hepsini aynı saksıya yerleştirdim. O da gayet güzel gelişiyor. Şurada bebekler var. Yapraklardan yatırdığım bebek sukulentlerim. Onlar da yavaş yavaş gelişimlerine başladılar. Gördüğünüz gibi yaprak uçlarından bu şekilde kökler salarak bir müddet sonra bebeklere veriyorlar ve anne kıvamına ulaşıyorlar. Evet, bu şekilde inşallah çok farklı türlerden yaprak yatırdım. Hepsi büyüyüp saksıyı doldurmalarını istiyorum inşallah. Bakımı, gelişim bu şekilde. Dediğim gibi bu küçük detaylara dikkat ettiğimiz müddetçe gelişimleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah bundan sonraki videolarımın devamı gelecek. Desteğinizi bekliyorum. Abone olun ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bulunduğunuz her yer çiçeklerle dolup taşsın inşallah.